Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber adını okuyamadığım oyunu oynayacağız. Grow Castle. İşte oyunu oynayacağız, Grow Castle. Ben neden bu kadar geçtikten sonra çekiyorsun diye soruyorsanız, aklıma gelmedi video çekmek. Hem o zaman 3 gün önce falan çektim. Bak bu buz arkadaşlar, bu buz büyücüsü, bu şimşek. Bak mavi buz, bu turuncu, biraz da sarıya da benziyor, yıldırım ama şu da alev. Böyle alev topu atıyor. Bak şu hava ünitelerine ya Zeus ya da bu üç büyücüden biri lazım. Yoksa saldırı yapamıyorsunuz. Bu arada bunlar da hava saldırısı yaptığı için bunlardan da koyabilirsiniz. Ben bunları neden düzenledim? Burada büyücüler, burada dev çıkartan adamlar. Şuraya bakıp fark ettiyseniz burada birkaç tane dev var. Şu gri olan ve sırtında şeyler olan, dikenler olan, bunun sayesinde ikisi nasıl çağırıyor? Arkada da böyle ormanlı bir şey var, gördünüz mü? Az bir çıkıyor. Onu da şu çıkarıyor. Kurt kafalı. İki tane de kurt var. Aslında kartal da yapabiliyorduk da. Tam olarak şu. Hayır, yanlışlıkla özel gücünü kullandım. Bak şu kurt kafalı. Bir de bunun sayesinde dev çıkıyor. Bunu da güçlendirdiğinizde yapıyor. Bastığınızda işte özel gücünü. Ben neredeyse herkese elimi geçirttim. Üstelik ejderhandan da işte aletler çıkarttım. Şimdi size teker teker anlatayım. Bu alev büyücüsü, bu buz büyücüsü, şu buz büyücüsü, bu elektrik, bu kaya adam çıkartıyor, bu orman adamı, bu iki tane dev, bu okçu normal. Sonra bu fırtına yapıyor, bu kalenin canına şey yapıyor, güçlendiriyor. Bu şey işte. Daha fazla para kazanıyorsunuz bununla. Bununla da daha fazla XP kazanıyorsunuz. Sonra bununla da zehirliyor. Bu da normal okçu dediğim gibi. Bu daha fazla para kazandırıyor. Bu da daha fazla XP. Bak şu ayna çok önemli bir şey. Bunu üstelik güçlendirmeniz lazım. Bak en yakın saldırı kalesini şey yapıyor. İkiye bölüyor. İki tane oluyor yani. Daha güçlü etki ediyor da. Bütün oyun boyunca konuşamadım. Bu bütün herkesi dolduruyor. Tek sefer kullanabilirsiniz. Bunlar eskiden okçuydu şöyle. Ben güçlendirdim, böyle yaptım. Bu kadar anlatmak yeter. Canım çok fazla. Hadi gel ejderha savaşına. Kafiyeli oldu. Hadi bakalım. Şöyle vur. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Bitmez. Arkadaşlar biraz uzun sürebilir bu video. Ama olsun, değer. Videonun sonunda size bir şeyler anlatacağım. Önemli. Şu taş şeyi var ya. Onun evrimini bak böyle düz yapın. Dümdüz. Evrim. Farklı farklı evrimleri var, güçleri. Şöyle dümdüz gitsin onun evrimi. Neden dümdüz gitsin diyorsun abi? Diyorsunuz. Çünkü dümdüz gidince şu mor kaya var ya, onun için özel bir kristal lazım. Onlardan bir tanesini veriyor. Sandıklardan çıkıyor. Ben sandık nasıl açılacağını bilmiyorum. Ama olsun. Yani bunun sayesinde şu da çıkıyor. İki tane maden şeyi var. Dev var işte. Bak öldü şu an sandık pataklıyorlar. Çok uzun sürebilir, evet, ama olsun. Bu arada böyle ejderhadan eşyalar kazanıyorsunuz. Böyle bunları askerlerinize takabiliyorsunuz. Bak mesela. Bilmiyorum işte neye takacağımızı. Bak dediğim gibi bunun evrimini dümdüz yapın. Bak, bu böyle yarı kaya canı oluyor.
Bak böyle olduğunda taşlar gözüküyor zaten. Ortaya gittiğinde taşlar gözüküyor. Yani ortadan yapın. Biraz uzun sürmüş olabilir. Olsun. Bu videomuz buraya kadar da görüşürüz. Çok konuştum.